Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir örnek paylaşacağım sizlerle. Topuz tokası da denebilecek ama çocukların da çok sevdiği, tepelerinde topladığınızda şöyle lastik tokalar vardır ya, klasik, çok eskiden beri kullandığımız. Ama birçok kişinin saçının hacmini arttırmak için de kullandığı böyle lastik tokalar var, hazır satılan. Düşündüm ki hepimizin evinde lastik toka hemen hemen vardır. Kendimiz bunu az bir ünle niye yapmayalım? Ebru'yla bir ipim vardı, biraz kalınca bir ip. 4,5 numara tığla öreceğim. İnanın çok kolay. Zaten eskiden hani böyle lifler falan da yapılırdı bu teknikle. Aynı mantıkla öreceğiz. Sonunu bekletiyorum. Sizinle paylaşmak istediğim özel bir şey var burada. Ama böyle oturduğunuzda bir saat içinde birkaç tane bile öreceğiniz hem hediyelik hem de kendi kullanımınız için keyifli bir toka olacak. Şimdi bu tokamız için dediğim gibi yani istediğiniz bir lastik tokaya ihtiyacınız var. Ebat hiç önemli değil. Çünkü mantık aynı. Sabit sayılar vermeyeceğim. Çünkü ipimize ve tokamızın boyutuna göre de bunlar değişir biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Bir kere buradaki ipimizden şöyle bir tane zincir yapalım ki buraya takmak kolay olsun. Sonrasında bunun etrafına önce bir sıra sık iğne dolaşacağız. Bir sayı dediğim gibi vermiyorum. Güzelce dolacak üzere. Böyle çok da sıkıştırmadan, benim tokamda şöyle bir ufak şey vardı. Çok da sıkıştırmadan ama çok böyle aralıklı da bırakmadan esnetmiyorum tokamı. Üzerine sıkıca dolduracak şekilde önce alt zeminini hazırlayacağım. Bakın görüyorsunuz. Bu boşlukların olmasını istemediğim için şu şekilde biraz biraz form vererek tam doluluğa ulaştıracağız. Biz bunu ne kadar sıkıştırırsak o kadar marullu bir toka elde ederiz. Siz öyle isterseniz tabii ki bunu böyle iyice sıkıştırarak da ilerleyebilirsiniz. Ama benim için diğer tokadaki kısım önemli. İkinci bir püf noktası ise ipiniz ince ise daha çok sayıda sık iğne yapmanız gerekecek ama bu kadar dolu dolu olmayabilir görüntü olarak. O yüzden tavsiyem ince iplerinizi iki kat yapmanız. Zaten ipiniz kalınsa da sıkıntımız yok. Evet, bakın bu şekilde hafif hafif formda vererek ilk sıramızda sık iğnemizle tokamızın üzerine dolduruyoruz. Evet, sık iğne ile doldurduk. Dönük olmamasına dikkat etmemiz lazım. Başladığımız noktaya geldiğimizde ilk sık iğnemizin tepesine de şöyle bağladım ve bir halka elde ettim. Zaten ondan sonraki işimiz sadece 2 sıra. Bunun için ilk sıramızdan itibaren o marullanmayı sağlamak adına 3 zincir yaparak başladım. Ve bu battığım noktanın içine bunu bir kabul ediyorum. 1, 2, 3. Her sık iğnenin tepesine, buraya yani, aynı noktaya 3'er tane trabzan yapıyorum. Siz daha böyle marullu isterseniz bunu 4'er de yapabilirsiniz. Ama 3 benim için gayet yeterliydi. Her birinin üzerine 1, 2 ve 3. Eğer çocuklarınız yeni yeni tığ işine başladılarsa, böyle kalın iplerle bir şeyler örmek istiyorlarsa, onlara yaptırabileceğiniz çok keyifli bir proje. Anne kızla oturup yapabilirsiniz. Sonuçta hem kullanılabilecek bir ürün hem de evdeki kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir ürün olacak. Hafif marullanmayı şimdiden görebilirsiniz. Her bir sık iğnenin üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya bakın. Ve böylece yaptığımız sık iğnelerin 3 katı kadar trabzan elde edeceğiz. Aynı şekilde dönüyorum. Bir sonraki sırada zaten tokamız tamamlanacak.
Evet, sıramızın sonuna geldiğimizdeki şu marullanma ne kadar güzel oldu görüyorsunuz. Bu halde de bırakabilirsiniz. Ben çok geniş istemiyorum. Yani daha çocuklarda kullanacağız. Saçını tamamen kapatmasınız derseniz bu aşamada da bırakabilirsiniz. Ya da bu kadar marullanmasını istemiyorum derseniz her birinin içine iki doldurabilirsiniz. Bunlar hep taktik. Yani bir kere eliniz alıştıktan sonra ipinize göre ve zevkinize göre üzerine değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Başladığımız zincirin tepesine gelip bir kere birinci sıramızın trabzan sıramızı bitireceğiz. Ve ben bir sıra daha devam edeceğim. 3 tane zincirimi yaptım. Bu battığım noktadan yani zincirimin tepesinden yine başlıyorum. Biraz fazla morulu bu. Bunu sevdim. Dolayısıyla yine her trabzanın üzerine üçer kez batıyorum. Ama ikişer kez de batılabilir. Daha morullanması az olur o durumda. Yani şuradan başlıyoruz. 1, 2 ve 3. Biraz uzun sürer çünkü bir ayrı trabzan elde ettik. Yan taraftayız. 1, 2 ve 3. Yan trabzanın tepesinde 1. Eskiden kumaşlarla dikerdik evdeki lastiklerle. Biraz da nostaljik bir örnek olduğu için yapmak istedim. 1. Pinterest'te de çok karşıma çıkıyordu bu ara. Aynı mantıkla kışa doğru bereler de öreceğiz. Hani bu altında saçlarımızın sıkışmasını istemeyiz bazen berelerin. Çocukların at kuyruklarını çıkarmak isteriz. Onunla ilgili basit bereler de hazırlayacağım. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi bu şekilde yine her birinin üzerine üçer tane batarak örüyoruz. Ve ortaya böyle bir tokamız çıkmakta. Şimdi son kısmına kadar geldim ben. Bu noktada bir iğneye ihtiyaç duymaktayım. Çünkü motif de örsem, bu iğneyi zaman zaman takip edenler göreceklerdir. Temiz bir bitiş için kullanırım ben. Burada da son kısma kadar bakın geldim. Şuraya da 3 yaptım. Hatta burada dip kısmına sadece bir tane batmışım. Çok da sıkıştırmayayım size rahat göstereyim diye. Ama siz 3 de yapabilirsiniz. Yani o artık marullanmanın içinde kayboluyor. Şöyle bakın aldık. Zincirim vardı. İlk trabzanımın tepesine şu ikili saç örgüsü kıvamının olduğu yere iğnemi geçiriyorum. Buradan saç örgüsünün orta kısmından çıkmıştım. Buradan da içeriye doğru alıyorum. İğnemi şöyle. Ve şöyle biraz elimizle düzelttiğimizde ek yeri hiç belli bile olmaz. Bu iğne yardımıyla da ipliğimi böyle aşağılara doğru taşıyarak düğümleyip yok edeceğim. Şipşak projelerden biri daha bu. Hem eğlenceli hem rahat kullanılabilir. Hem de dışarıdan daha pahalıya almak yerine çok ucuza mal edebileceğiniz şahane bir proje oldu. Ebru'lu ipliğe de yakışır. Tabii ki düz ipliklerle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim elimde kalan bir ipti bu. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş oldum. Diliyorum sizler de beğenmişsinizdir. Özellikle satış yapan hanımlar. Tezgahlarınıza birkaç tane koyabilirsiniz bunlardan. Eminim ilgi çekecektir. Hem sizin için çabuk yapılan hem de alıcının da dikkatini çekecek bir proje olacaktır. Evet, bu çarşamba örnek videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Instagram'da yine Atölye Hobiyim. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için önemli. Devam etmem için bana motivasyon oluyor. O yüzden desteğinizi benden esirgemeyin. Tekrar teşekkürler. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.